Medya dünyasından bir meslektaşımla birlikteyim. Uzun yıllar televizyonlarda muhabirlik ve spikerlik yaptı. Daha sonra ise kendine yepyeni bir kulvar seçti. İletişim ve hikaye anlatıcılığı konusunda eğitmenlik ve danışmanlık yapıyor. Karşımda Arzu Gürcan Zengin var. Merhaba Arzucuğum, nasılsın? İyi misin? Merhaba Tülay, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkür ediyorum. Tabii sen benim meslektaşımsın. Çalıştığımız zamanlar da oldu. Seni tanıyorum ben ama tanımayanlar var. İstiyorum ki onlar da seni yakından tanısınlar. Evet, İstanbul doğumluyum. 1973 senesinde doğdum. Göçmen bir ailenin kızıyım. Ben hem anne hem baba tarafından göçmenim. Ama hem annem hem babam İstanbul'da doğmuşlar. Ve burada büyümüşler. Benim de hayatım büyük ölçüde İstanbul'da geçti diyebilirim. Eğitim hayatıma gelince 1993 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne girdim. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümünde okudum. Ben okula aslında işte reklamcı olurum, belki halkla ilişkiler alanında çalışırım düşünceleriyle girmiştim aslına bakarsan Tülay. Ama sen de biliyorsun okula girdikten sonra oranın bir gazetecilik okulu olduğunu aslında fark ediyorsun. Bütün olay bunun üzerinden dönüyor. Bir parça radyo televizyon da var işin içinde ama gelen öğrenciler o psikolojiyle gelmişler. Öğretmenler, eğitmenler, işte profesörler genellikle öğrencilerine o gözle bakıyorlar. Geleceğin gazetecilerini, geleceğin habercilerini yetiştiriyoruz gibi bakıyorlar. Sanırım ben de hem o havadan etkilendim hem de bir takım rastlantılar, karşılaşmalar beni bir şekilde televizyon karşısında bir kariyere itti diyebilirim. Daha doğrusu habercilik kariyerine itti diyebilirim. Daha üniversitede öğrenciydim ben. İkinci sınıfın yazıydı, hiç unutma. Kanal 6 televizyonunda bir staj yapma, orada bir sabahları yayınlanan kahvaltı haberleri programında staj yapma imkanı doğdu. Zaten biliyorsun seninle de orada karşılaştık. Yollarımız ilk orada kesişti. Ben orada senin yanına verildim ve senden çok şey öğrendim. Hem de desteğine minnettarım. Oradaki anlayışına, desteğine ve öyle başladı, öyle gitti. Hakikaten... Estağfurullah diyorum. Yani hiç haddime değil. Buna biz dayanışma diyelim. Herkes birbiriyle dayanışma içinde olsun. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Ama bazen insanların hayatlarına yaptığın dokunuş çok büyülü etkiler bırakabiliyor. Çünkü orada gördüğün anlayış, orada kucaklanmak seni meslekte kalmak yönünde de çok heveslendiren bir şey oluyor. Belki bizi dinleyenler bu açıdan bakabilirler meseleye. Yani yeni gelen insanlara gösterdiğiniz anlayış, kucaklayıcılık onların o meslekte tutunmalarına çok büyük katkı sağlıyor. O şekilde istersen formüle etmiş olayım durumu. Kanal 6 hepimiz için bir geçiş noktasıydı. Sen de hatırlarsın. Ekonomik zorluklar yaşıyordu kanal. Çok uzun da sürmedi zaten hayatı. Ben oradan ATV Haber Merkezi'ne devam ettim. O dönemde bizi izleyenler bilirler. Ali Kırca ile ATV Ana Haber vardı. Ve hakikaten Türkiye'nin en çok izlenen haber bültenlerinden bir tanesiydi. Ve çok güzel bir ekibimiz vardı. Orada çok iyi insanlarla çalıştım. Yayıncılığı orada öğrendim, muhabirliği orada öğrendim ve aslına bakarsan bugün yaptığım işi, hikaye anlatıcılığını yani başkalarına öğrettiğim kavramı ben ATV Ana Haber Merkezi, ATV Haber Merkezi'nde ve o insanlarla çalışırken öğrendim diyebilirim. Bir süre İstanbul oldu. Ondan sonra Ankara'ya gittim. 3 yıl kadar da Ankara'da çalıştım. Siyasi muhabir olarak devam etmek, o alanda uzmanlaşmak gibi bir isteğim de vardı açıkçası. Ama tam yine o yıllarda NTV Haber Merkezi kuruldu. NTV Türkiye'nin ilk haber kanalıydı. Ve bütün haberciler için heyecan verici bir şeydi. Çünkü biz o prime time kanallar derdik. Prime time kanallarda birkaç tane bültene çalışıyorduk. Aslında bir program üzerinde bir ekip olarak çalışıyorduk diyebilirim ama NTV bir anda bütün ekranını habercilere açtı ve hepimiz için yeni ve dopdolu fırsatlar vardı. Oradan davet alınca ben
Kariyerimi bu yöne çevirip tekrar İstanbul'a geldim. NTV'de çalışmaya başladım. 2000 senesiydi, hiç unutmam. 2000 baharında girdim ve çok uzun kaldım NTV'de. 2010'a yaklaşıyorduk. 2009'un sonlarıydı ayrıldığımda. Neler yaptım? İlk başta orada da muhabir olarak başladım. Ama dediğim gibi bir haber kanalında muhabir de olsanız bir anlamda ekran yüzü oluyorsunuz. Ondan sonra stüdyo çekimleri başladı. Canlı yayınlar, işte moderatör olarak çalıştım. Kimi zaman programcı olarak çalıştım. Habercilik geçmişim olduğu için kendi programlarımın editörlüğünü yaptım. Ve böyle böyle hem yayıncılığı hem kendimi geliştirme fırsatı buldum. NTV'de de çok şeyler öğrendim aslına bakarsan. 2009 senesinde böyle bir aslında belki biraz daha öncesinde başlayan bir sorgulama vardı hayatımda. Yayıncılıkla ilgili olmasa da habercilikle ilgili bir aidiyet, ben acaba doğru yerde miyim, buraya ait miyim, gerçekten habercilik yapmak istiyor muyum? Çünkü genç yaşta biraz hırsla ve yeni şeyler öğrenmenin heyecanıyla epeyce bir sarılmıştım mesleğime. Muhabirken işler yolundaydı ama ekran yüzü olduktan sonra biraz daha o merdivenleri çıkmak psikolojimi zorlamaya başladı. O sorgulamalar 2009'da beni biraz ara verme pozisyonuna itti. Çünkü o ana kadar hiç hayatımda mola almamıştım. Yani anlatırken de değindim, üniversite ikinci sınıftayken çalışmaya başladım. Ve ondan sonra ben üniversiteden mezun olduğumda basın kartlı bir muhabirdim. Bu arada iki tane bebeğim oldu ve hamilelik sürecini sonrasında kısa bir izinden sonra lohusalık kısmının büyük bir bölümünü çalışarak geçirdim. Bir yayıncı olarak hem küçük bir bebeğe bakmak hem de ekrana çıkmak çok zorlu bir sınav. Kariyerinizi ciddi anlamda etkileyen bir sınav. Çünkü o yorgunluğunuz, psikolojinizdeki çalkantılar, hem evde hem işte çifte mesai yapmak, o vardiyanın ağırlığı hakikaten çok zorluyor, kariyerinizi etkiliyor. O yorgunluk da biraz etkili oldu aslına bakarsan. Bir mola alayım dedim. Moladan sonra da dönmemeye karar verdim. Olmaz mı? Orada bir parantez açalım. Şimdi seyirciler ekranda bir spikeri izliyorlar. O ekranda günlük olarak haberleri sunuyor ya da program yapıyor ya da modere ediyor programı. Ama arka planında nasıl bir stresli ortam var? Seyirci bunlardan habersiz. Aslında birazcık orada birkaç cümleyle de olsa o yayıncılığın stresine de değinebilir misin? Ki neden böyle bir sorgulama içinde olduğun, üstelik de bir bebekle bunu yapıyorken nasıl bir stres yaşadın, onu daha iyi aktarabilirim. Tabii mesela örnek vereyim, o dönemde tabii saatlerimiz, çalışma saatlerimiz değişiyor. Dönem dönem farklı programlarda görev yapabiliyoruz. Haber kanalında bu shift dediğimiz şey, çalışma saatlerinde çok oynamalar olabiliyor. Diyelim ki sabah programında yayıncısınız ama bir bebeğiniz var. Bütün gece 5 kere uyandınız. Dolayısıyla sabah ama ekranda sizi pırıl pırıl bekliyor tabii ki kanal. Dolayısıyla sabahleyin iyi bir yüzle çıkmalısınız. Donanımla haberci olduğunuz için gündemden haberdar olarak gazetelerin işte manşetlerine bakmış, biraz ajanslara, haber havuzumuzda hangi haberler var diye bunlara göz gezdirmiş olmanız gerekiyor. Ama tabii ki hem o yorgunlukla hem de vaktin kısıtlı olması ve buna el vermemesi sebebiyle kariyeriniz ister istemez önceki gibi olmuyor. Bebekten önceki gibi olamıyor. En azından ilk birkaç yıl çok zorlandığımı söyleyebilirim. Tabii kolay değil. Aynı zamanda da aslında yayıncılığın en büyük stresi omuzlarınızda, çok büyük bir sorumluluk var. Hata yapma lüksünüz yok. Çok dikkatli olmalısınız. Milyonlara hitap ediyorsunuz. Orada birkaç hareketiniz, ağzınızdan çıkacak bir yanlış cümle çok büyük sonuçlar doğurabilir, olumsuz sonuçlar doğurabilir. Aslında en büyük stres de bu olsa gerek, öyle değil mi? Kesinlikle. Şu çok büyük bir kaygı meselesiydi benim için. Biz haber kanallarında genellikle doğaçlama diyebileceğimiz yayınları çok fazla yapıyorduk. Yani gün geçmiyordu ki bir olağanüstü olay olmasın. Biz bir flash yayına, haber, canlı yayına girip saatlerce ekranda kalmayalım. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman ekrandaki yayıncının çok donanımlı olması gerekiyor. Çünkü editör masası her zaman sizi besleyemeyebiliyor.
her zaman yanınıza bir konuk aktaramayabiliyorlar telefon bağlantısıyla da ya da canlı yayınla. Dolayısıyla sizin o olay üzerinde zaman zaman fikir yürütmeye varacak kadar konuşmanız, yayın yapmanız gerekiyor. Ve bu işte dediğin gibi toplumu ilgilendiren, kamuyu ilgilendiren konular olduğu için kimi zaman siyasetin, hukukun ince meseleleri olabiliyor, bir davaya bağlanabiliyoruz. Her konuda bilgili olmamız gerekiyor. Her konuda en azından tökezlemeyecek kadar konuşabilir olmamız gerekiyor. Bu da ne gerektiriyor? Ekran dışında da senin hem gündemi çok iyi takip ediyor olman, hem de işte hukuktan siyasete, adli vakalara varana kadar pek çok konuda bilgi sahibi olmanı gerektiriyor. Bu benim çok kaygı duyduğum alanlardan biriydi. Yani ekranda yetersiz görünmek beni çok kaygılandırırdı. O yüzden de hani dersime çok çalışan bir yayıncıydım, muhabirdim diyebilirim. Çok da başarılıydın. Sektörden ayrılınca herhalde en çok üzülenlerin başında bendim. NTV'ye baktığımda arzu yok. Arzu yok. NTV arzu. Yani o kadar özdeşleşmiştin ki NTV ile. Sanki sen olmayınca NTV böyle eksildi, değer kaybetti. Biz seyirciler seni kaybettik ama başka yerde kazandık. Parantezi şimdi kapatıyorum. O sorgulamalar seni yeni bir yolculuğa çıkardı. Aynen öyle. Biraz ara vereyim dedim. Yine istersem, yine meslek beni çağırırsa dönerim diye düşünüyordum. Fakat verdiğim ara bana açıkçası iyi geldi bir. İkincisi kendime vakit ayıracak zamanı uzun süre bulamadığım için o verdiğim arada okumaya başladım. 30 yaşımı henüz aşmıştım. Dolayısıyla o yaşlarda gelen bir sorgulama vardır. Hani hayatın anlamını aradığınız, ben neredeyim, ne yapıyorum, nereden geldim, nereye gidiyorum, nasıl bir insanım, hayata nasıl bakıyorum. Bütün bunları gözden geçirdiğim bir dönem oldu Tülay. Çok okudum. Bunun yan etkisi olarak yazmaya başladım. Bir roman yazdım ve ilk romanımın adı Hayata Uyanış'tı. 2012'de Remzi Kitap Evi'nden o da yayınlandı. Bu esnada ben tabii yayın dışı kaldığım için, meslek dışı kaldığım için arkadaşlarımdan yönlendirmeler oldu. Medya sözcülüğü diye eğitimler veriliyormuş. Yani profesyoneller ekrana hazırlanmak için bir ekran yüzünden eğitim alıyorlar. Onlara işte yayında nasıl davranmaları gerektiğini anlatıyorsunuz ve bir karşılıklı prova yapıp sonra bandını izleyip işte nelere dikkat etmeleri gerekiyor. Bu alanda onlara rehberlik ediyorsunuz, eşlik ediyorsunuz bir anlamda. Bu tip işler yapmaya başladım. Ama ben biraz titiz bir insanım. Bu bana hiç yeterli gelmedi. Yani bir insanı yönlendiriyoruz, evet akıl veriyoruz, şüphesiz yardımcı oluyoruz. Çünkü hiçbir şey yaşamadan, hiçbir şey bilmeden direkt ekrana çıkması hayal kırıklıklarına sebep olabiliyor. Ama bu yeterli değil, başka şeyler bilmesi gerekiyor. Her şeyden önce kendini nasıl ifade edeceğini, meselesini, konusunu nasıl anlatacağını bilmesi gerekiyor. Benim karşıma gelen insanlar genellikle böyle bir takım veriler alt alta yığılmış ve hani böyle kürekle dinleyicinin üzerine borca edilir metinlerle geliyorlardı. Ve ben ne kadar iyi olurlarsa olsunlar, işte duruşları, ses tonları, diksiyonları, sorulara yanıt verme tarzları ne kadar iyi olursa olsun, dinleyicilerden karşılık bulmakta zorlanacaklarını düşünüyordum o ellerindeki metinlerle. Yani konuşma algımız çok başka. İşte hikaye anlatıcılığını orada anlamaya ve kavramaya başladım. Yani muhabirlikten itibaren öğrendiğim bir şeyin aslında topluluk karşısına geçecek, sunum yapacak, ekrana çıkacak herkes için gerekli olduğunu keşfettim ve ondan sonra kendi eğitimlerimi hazırlamaya başladım. Önce topluluk önünde konuşmanın bir parçasıydı hikaye anlatıcılığı. Şöyle diyordum, bir hikayeniz olsun. Yani bir şey anlatacaksanız onu lütfen yaşam deneyiminizin üzerinden anlatın. Yaşama dokunun, yaşam deneyimiyle buluşturun. Sonra benim okuduklarımla ve hikaye anlatıcılığı dediğimiz storytelling biraz da Amerika'dan gelen bir kavram aslına bakarsan iş dünyasına. Şimdi artık sosyal medya aracılığıyla herkes
hikaye anlatmanın ne olduğunu, mantığını biraz kavramaya başladı ama 2010 senesinde işte o dönemlerde çok o kadar yaygın olarak bilinmiyordu. Ben hikaye anlatıcılığını orada ayırdım. Çünkü şöyle bir şey var, topluluk önünde konuşmanın prensipleri başka, hikaye anlatıcılığının prensipleri başka ve her ikisi de dolu dolu iki ayrı eğitim olabiliyor ve lider adaylarının, lider pozisyonda olanların, üst düzey yöneticilerin bence hikaye anlatıcılığına çok ihtiyaçları oluyor. Çünkü hem işte ekrana çıktıklarında, hem topluluk karşısına çıktıklarında, hem de bence asıl önemlisi kendi ekiplerine liderlik ederken, onlara yönetip yönlendirirken, onlara yeni olan bir şeyi tanıtırken hikaye anlatıcılığından çok büyük fayda sağlayabilirler. Peki şimdi tabii bahsediyoruz hikaye anlatıcılığı ama nedir acaba hikaye anlatıcılığı? Sen bu alanda bir uzmansın. Hikaye anlatıcılığı konusunda eğitmenlik yapıyorsun, danışmanlık yapıyorsun. Biraz bize açabilir misin? Ne anlamalıyız hikaye anlatıcılığında? Çok iyi olur çünkü bu çok büyük bir kavram karmaşası var. Neden? Çeviri yüzünden. Storytelling dediğiniz zaman baktığınızda İngilizce'de, Amerika'da anlaşılan şey bambaşka. Doğrudan motamo bir çeviri yapıp storytelling'i hikaye anlatıcısına çevirdiğiniz zaman Türkiye'de anlaşılan çok başka, bambaşka hatta. Şimdi bir kere biz genellikle anlatıcı dediğimiz zaman sözlü anlatıcıları direkt düşünüyoruz. Yani her kelimenin zihnimizde bir resmi vardır ya, biz de anlatıcı kelimesini gördüğümüz anda direkt masal anlatıcıları, meddahlar, kimi zaman stand-upçılar ya da bir şekilde sahne performansı, topluluk önü performansı olan kişiler aklımıza geliyor. Aslında bu kavram belki hikayecilik olarak çevrilseydi ve yerleşseydi daha doğru olabilirdi. Ben açıkçası bunun arayışında oldum. Yani ilk başta eğitimleri verirken hikaye anlatıcılığı demeyelim biz buna. Hikayecilik diyelim, hikayeleştirme diyelim. Kendimize göre bir kavram verelim, kavram bulalım ve buradan yürüyelim istedim ama öyle bir şeyle geldi ki hani o storytelling ve hikaye anlatıcılığı birlikte geldi ve tak diye yerleşti. Ama hala o kavram karmaşası yer yer devam etmekte diye düşünüyorum. Benim işin ucundan tuttuğum yönün elbette bir performansla, konuşmayla, anlatıcılıkla elbette ilgisi var. Bunu reddetmiyorum. Ama biz bir olayı, bir projeyi, bir sunumu hikayeleştirmekten bahsediyoruz eğitimlerimizde. Yani siz bir iş insanısınız, bir seminerde konuşma yapacaksınız, bir projenizden bahsedeceksiniz, bir lansmandasınız. Bunu hikayecilik araçlarını kullanarak nasıl anlatabilirsiniz? Çok daha renkli anlatabilirsiniz her şeyden önce. Yaptığımız konuşmaların hepsinin tek bir amacı vardır, izleyicilerimizle bağ kurmak. Onlarla bağ kurmak istiyorsak onların yapılarına hitap etmemiz gerekiyor. Fakat biliyorsun hani okul sıralarından itibaren bize konuşmanın hani giriş gelişme sonuç şeklinde bir takım bilgilerin alt alta dizili bir metin olduğu öğretildi. Hatta genellikle de konuşmalarımızı kağıda yazarız, sonra oradan okuruz ve öyle gördük, öyle devam ediyoruz ve ne yazık ki hala öyle devam ediyor. Sen de bilirsin, basın açıklaması derler, bir metin dağıtılır. Ondan sonra bir kişi masaya oturur ve o açıklamayı bize sesli olarak okur, kaydını alırız. Ondan sonra da onu yayınlarız. İşte bu konuşma olmuyor, bu anlatıcılık olmuyor. Anlatıcıysanız hayatla bağ kurmak zorundasınız. İnsanlara kendinizi dinletmek istiyorsanız olayı bir kurgu dahilinde ruhu olan bir konuşma haline getirmeniz gerekiyor. En önemli prensip de bence yaşam deneyimiyle buluşturmak. Ne anlatıyorsanız onu yaşam deneyimiyle buluşturma prensibinden yola çıkmanız gerekiyor. Yani özetle böyle bir şeylerden bahsettiğimizi, bir durumu, bir olayı, bir konuşmayı hikayeleştirmek ve sonrasında tabii bir anlatıcı olarak kendimizi nasıl kuvvetlendiririz? Diksiyonumuz, duruşumuz, ses tonumuzu kullanma şeklimiz, beden dilimiz vesaire tabii ki eğitimlerde o alanlara da giriyoruz. Ama önce hikayemizi bulmamız gerekiyor. Niye bulmamız gerekiyor? Demin dedin ki sizi dinleyenlerle bağ kurmanız gerekiyor.
bu hikaye anlatıcılığıyla birisi bir iş dünyasındaki biri sunum yapmazsa bağ kuramamış mı oluyor? Anlattıkları çok da dinlenmiyor mu? Sıkıcı mı oluyor? Niye hikaye anlatıcılığını kullanmalılar? Ne önemi var? Bağ kurunca ne oluyor? Şimdi beynimiz verileri analiz ederken ya da bir hikayeyi dinlerken farklı şekilde çalışıyor. Bu deneylerle sinir bilim alanında yapılan işte o bazı deneklerin kafalarına bir takım elektrotların bağlanmasıyla sınanmış da bir şey. Yani doğrulanmış da bir şey. Bir hikaye dinlediğimiz zaman, daha doğrusu bir olayı bir hikayenin içinde dinlediğimiz zaman, bilgiyi bir hikayenin içinde aktardığımız zaman karşı tarafın beyninde pek çok alan aktive oluyor Tülay. Yani sadece işitme ve kelime algılama ile ilgili alan değil, onun aynı zamanda motor alanları devreye giriyor, görselliği devreye giriyor. Hatta anlattığın hikayeye bağlı olarak koku alma duyuları devreye giriyor ve bir anda kendisi kafasında senin anlattığın şeyi canlandırmaya, kendi deneyimleriyle buluşturmaya, yaşam alanında ona bir yer açmaya ve her şeyden öte de bir deneyim yaşamaya başlıyor. İşte bizi bir anlatının içinde tutan da bu, bir deneyim yaşamak. Birazcık olayın psikolojisine girecek olursam, ruhumuz bu dünyada deneyim yaşamak için var. Buna göre formatlı. Bütün bedenimiz, duygularımız, bilincimiz, bilinçaltımız, beynimiz böyle öğreniyoruz. Deneyim kazanıyoruz, duygularla anlıyoruz. Duygularımızdan, yaşadıklarımızdan deneyim kazanıyoruz, heybemizi atıyoruz, bir adım büyüyoruz. Dolayısıyla beynimiz bir hikaye gördüğü zaman bu aslında bizim yaşam motifimizin iz düşümü. Yani bir insana kendi hayatıyla, kendi dilinden sesleniyorsun. Dolayısıyla beynin doğrudan hikayeyi alıyor. Tabii ki her hikaye izleyici tarafından büyük dikkatle dinlenilecek diye bir kaide yok. Ama bunu etkili bir şekilde anlatmaya başarırsan, kalpten anlatırsan, ben onun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anlatıcı bazen performansı çok kuvvetli olmayabiliyor ama kalpten bağlanıyor hikayesine. Bir süre sonra zaten kaygılarını, ne anlatacağını, öyle miydi, böyle miydi, başarılı olur muyum, olmaz mıyım gibi şeyleri bir kenara ittiği zaman kalpler açılıyor. Karşı tarafta da çok rahat o duvarlar iniyor ve kalpten kalbe bir akış ortaya çıkıyor. Bağ kurmak işte onunla ilgili bir şey. Kimi zaman bu durum duygusal olabilir, kimi zaman bilgi aktarma amaçlı olabilir ama hikaye her açıdan iyi kullandığınız ve etik kullandığınız, bunun da altını çizmek istiyorum. Çünkü hikayeler bizim bilge yanımızdan gelirler. Onları etik bir şekilde kullanmak önemlidir. Her alanda çünkü kullanılıyor biliyorsun. Pazarlama alanında çokça hikaye anlatıcılığına başvuruluyor. Ama sahih olmayan hikaye hemen kendini hissettiriyor. Çünkü hepimiz hikayenin ne olduğunu ta içimizden, kalbimizden biliyoruz aslına bakarsan. Peki bu tür eğitimleri veriyorsun, danışmanlık da yapıyorsun. Çalışma sistemin nasıl? Yani bir şirkete hikaye anlatıcılığı konusunda eğitim vereceğin zaman nasıl bir planın var? Ne kadarlık bir sürede, ne kadarlık ve nasıl bir içerikle bu eğitimleri gerçekleştiriyorsun? Tabii meselenin temel taşları sabittir ama kişiye göre her şey değişir diye düşünüyorum. Yani ben her türlü eğitimimde önce karşı tarafın benden ne talep ettiğini anlamaya çalışıyorum. Duruma göre eğitimlerim şekilleniyor. Bazen mesela çok kısa süre içerisinde danışanım, eğitim verdiğim kişi bir performansa çıkacak oluyor. Konusu belli oluyor. Karşılıklı bir araya geliyoruz, hikayesini bana anlatıyor, yani daha doğrusu aktarmak istediği şeyleri, verilerini, malzemelerini getiriyor, masaya koyuyor. Ondan sonra ikimiz baş başa verip güzel bir hikaye kurguluyoruz. Ama tabii ki bu onun aktarabileceği, anlatabileceği bir hikaye olmalı. Bütün hikayecilik araçlarımızı kullanıyoruz, hikayemizi oluşturuyoruz. Ondan sonra onu en iyi şekilde nasıl anlatabileceğine sıra geliyor. Onun performansını nasıl güçlendirebiliriz? Bu her kişide değişiyor. Yani anlatım tarzı tamamen kişiye özeldir. Ve bu kısa eğitimlerle, kısa danışmanlıklarla
mucizeler yaratamazsınız. Dolayısıyla orada bir orta yol bulmak zorundasınız. En iyi şekilde onu nasıl sunabiliriz, nasıl anlatabilir? Orada biraz güçlendiriyoruz. Tabii ki sahne performansının gerektirdiği ayrıntılardan, işte püf noktalarından, destek alabileceği metotlardan da bahsediyorum. Hikaye anlatıcılığı eğitimlerimiz bir şekilde böyle şekillenebiliyor. Bir vakada böyle şekillenebiliyor diyebilirim. Ama bunun dışında genel olarak hani hikaye anlatıcılığını biz ben genellikle iş odaklı çalışıyorum. Hikaye anlatıcılığını farkındalık atölyelerimde de kullanıyorum ama orada farklı şekilde çalıştırıyorum ben. Öğretmeye geldiğim zaman ya da onu kullanacak olan insanlara nasıl aktardığıma gelecek olursak genellikle hikaye anlatıcılığının temel noktalarını veriyorum. Ondan sonra da bunu örneklerle mesela bir projeyi nasıl hikayeleştirebilirsiniz? Bir ekibiniz var, ekibinizle bir ortak hikaye örgüsü yaratmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunun metotları neler olabilir? Ve genellikle de bu tip eğitimlerde vakalar üzerinden gidiyoruz. Yani bana danışanlarım kendi hikayelerini getiriyorlar. Kendi özel durumlarını taşıyorlar ve onun üzerinden ben hem danışmanlık veriyorum, hem yollarını açmaya çalışıyorum, hem de bu hikayeyi aktarırken, anlatırken nasıl kendilerini güçlendirebilecekleri yönünde onlara destek vermeye çalışıyorum. Peki bu eğitimden geçenlerin hayatları nasıl değişiyor? Nasıl dönüşler alıyorsun? Nasıl bir etki yaratıyor? Valla o dönüşler zaman içerisinde oturacak şeyler olduğu için bazen çok hızlı dönüşler de oluyor. Bazen birkaç kez duvarlara toslamalar şeklinde de olabiliyor. İnsanlar yeni öğrendikleri şeylere öncelikle çok hevesleniyorlar. Genellikle şöyle oluyor. Duvara toslamış olanlar çok fazla eğitime geliyorlar. Yani daha önce bir performans yaşayıp orada kaygı düzeyi çok yüksek olduğu için hikaye diye bir şey yok ortada zaten. Konuşma ve konuşmacı buluşamadıkları için ister istemez olumsuz bir tecrübe yaşanıyor. Ondan sonra kurumsal iletişim birimi geliyor. Diyor ki bizim şu yöneticimizin, şu liderimizin topluluk önünde konuşmakla ilgili bir sorunu var. Problemler yaşıyor. Nasıl giderebiliriz? Aslında öyle bir şey yok. Yani prensipte çoğu zaman da olmuyor. Sadece yol yordam bilinmiyor. Bir, konuşma diye eline tutuşturulan şey bazen kurumsal kaygılarla, bazen liderin bunu hazırlamak için vakti olmadığı için kişiyle eşleşmiyor. Onun içine giremiyor. Dedim ya, hikaye anlatıcılığı duygularla ilgilidir. Öncelikle kendisinin inanması gerekiyor anlattığı şeye. Kendisi inanmıyor, kendisi beğenmiyor. Dolayısıyla dinleyenler nasıl beğensin? Tabii ki sahneye çıktığı zaman karşılıklı o kaygının yarattığı şey acaba nasıl gidiyor, kötü mü gidiyor, nasıl bakıyorlar, beğendiler mi, beğenmediler mi, rezil mi oldum? O kaygılar kendi kendini besleyip böyle bir kar topu gibi büyüyerek de ilerleyince sonunda hüsranla sonuçlanıyor. Keşke baştan kurgulanmış olsa, baştan gelinmiş olsa ama biz insanlar olarak hatalarımızdan ders alıyoruz. En iyi şeyi oradan alıyoruz, en iyi dersi. Dolayısıyla böyle olduğu zaman daha etkili dönüşler oluyor. Ama hani sıfırdan gelenlerde bazen ben prova çok önemli diyorum, çalışmak çok önemli diyorum, performans mutlaka yapın. Yani performansınızı sadece sahneye saklamayın. Bunu küçük toplantılarınızda, ekibinize konuşurken, birilerine bir şeyler anlatırken minik minik de olsa deneyimlemeye çalışın. Bunu bir alışkanlık haline getirin. Hep örneklerle anlatın. Yani örneklemek mesela minik hikaye anlatılarıdır. Tam da bu noktada hemen sormak isterim. Elbette senin içeriğin, eğitiminin içeriğini paylaşmanı istemem ama bizi izleyenlere ve benimle tabii elbette püf noktalarını paylaşabilir misin? Yani biz konuşmamızı daha zengin hale getirip bizi dinleyenlerle daha böyle bağ kuracak hale getirebilmek için ufak tefek püf noktalarını hikaye anlatıcılığının paylaşabilirsen sevinirim. Tabii ki paylaşabilirim. Her şeyden önce bütün hikayeler duygusaldır. Bütün hikayeler psikolojiktir. Bunu bir heybemize koyalım. Yani biz böyle kuru kuru verileri alt alta toplamayacağız, duygulara hitap edeceğiz. Gerçekten. Çok enteresan bir şey söyledin. İş dünyası dediğimizde
rakamlar var. Yani düşünsenize yıllık raporlarını açıklıyorlar. Bir dolu rakam var, bir sürü veri var. Yani burada bile iki söylediğin şey mi? Tekrarlarsan çok sevinirim. Ve nasıl uygulanacak? Çok iyi olur. Bütün hikayeler duygusaldır. Aynen. Bütün hikayeler duygusaldır. Bütün hikayeler psikolojiktir. Yani psişeye hitap etmek, duygulara hitap etmek durumundasınız. Bunun için de yaşam deneyimiyle, her ne varsa elinizde yaşam deneyimiyle buluşturmak zorundasınız. Ben iş insanlarına hep şunu söylerim. Evet biliyorum, siz bir plaza lisanına alışkınsınız. Kendi aranızda başka bir dünyada gibi konuşuyorsunuz. Haklısınız, bu şekilde çalışıyorsunuz gün boyunca. Ama en nihayetinde o rakamların hepsini bir kenara atın. Günün sonunda yaptığınız iş, ne yaparsanız yapın, insanla ilgili. Yani o nihayetinde ürettiğiniz rakamda, ürettiğiniz üründe hayata katılacak bir yerde tüketiciyle yaşam deneyimi içinde buluşacak. İşte buradan yola çıkmanız gerekiyor. Bir de herkese böyle dolu dolu rakamları vermeniz gerekmiyor. Onların karşılığını anlatmalısınız. Biz bunu en iyi hatırlarsan şeyde habercilikte öğrendik. Biz de böyle bir takım işte zam haberleri açıklanırdı, bütçeler açıklanırdı, o olurdu, bu olurdu. Biz tabii acemi muhabirler olarak rakamları alırdık, alt alta yığardık. Ondan sonra getirirdik haber müdürümüzün önüne. Onlar da derlerdi ki bu ne? Bunu kim dinleyecek, ne anlayacak? Çok haklılar. Onu ancak meslektaşlarınız dinler, o işin uzmanı olan kişiler dinler. Ama kitlelere hitap etmek söz konusuysa sıkıcı bulacaklardır, hiçbir şey anlamayacaklardır. Dolayısıyla bunun karşılığı ne? Yaşamdaki karşılığı ne? Ona bakarak bir hikaye kurgulamaları gerekiyor. Daha geniş versiyonda biraz düşünmek gerekirse, mesela bir sunum yapacaksınız. O zaman kahraman, bütün hikayeler üçüncü bir ayakta kahramanla ilgilidir. Her hikayenin bir kahramanı vardır. O kahramanı bulursanız, o kahraman bazen siz olabilirsiniz, bazen anlattığınız ürün olabilir, bazen firmanız olabilir, bazen işte lansmanını yaptığınız projeniz olabilir, her şey olabilir. O kahramanı bulursanız ve onu biraz incelerseniz, onun hikayesinden yola çıkarak güzel bir konuşma, güzel bir sunum kurgulayabilirsiniz. Bu da formüllerden bir tanesi. Lineer bir kurgu asla düşünmeyin. Lineer kurgu nedir? Mesela ben buraya çıktım, özgeçmişimi anlattım. Şurada doğdum, şurada büyüdüm, sonra bu oldu, şu oldu. Böyle bir şey önerilmiyor hikaye anlatıcılığında. Önerdiğimiz şey, hani bizim habercilikte de hep oradan örnekle yola çıkıyorum. Haber olanı en başta verin derlerdi. Sonra gene hikayesine gelirsin. Sonra geçmişini de anlatırsın. Ama geçmişle, başladığı yerle başlama, haber olanla başla. Hikayeyi de en böyle sulu yerinden, en iştah kabartan, en dikkat çeken yerinden başlamayı tavsiye ediyorum her zaman. Bu zaten biliyorsun filmlerde de böyledir, dizilerde de böyledir, kitaplarda da böyledir. Daha ilk etapta dinleyiciyi, seyirciyi yakalamak gerekir. Önce haber olanla başlayın. Bu da onlardan bir tanesi. Bir ikincisi de çatışmalar hikayeyi çok güzel, doygun bir hale getirirler. Çatışma nedir? Kahramanın bir karar verme aşamasında kalmasıdır. Orada bir zorlanma yaşamasıdır ve o zorlanmadan bir çözüm üretmesi, bir çare bulmasıdır. Bir hikayenin içinde ne kadar çok çatışma varsa o kadar sürükleyici ve güçlü olur. Tabii akıllıca, yani sırf olmuş olsun diye yükleme yapmaktan bahsetmiyorum ama akıllıca katılmış birkaç çatışmada hikayeyi güçlendiren ve dinleyiciyi heveslendiren, size bağlayan unsurlardan bir tanesidir. Bol bol izleyin, iyi hikaye anlatıcılarının sahne performanslarını izleyin. Ne demek istediğimi oralarda da görebileceksiniz. Çok kıymetli püf noktalarıydı bunlar. Hepsini sonradan dönüp videoyu izlerken tekrar not alacağım kendimi. Şimdi bu durumda ben yanlış yaptım ya sana. Ben baştan hemen hayat hikayeni anlattım. Kötü bir hikayeyi anlatıcısı oldum bu durumda. Estağfurullah, öyle olmadı. Çünkü her anlatının bir şeyi var, formatı var. Sen bir yerde bir bilgi bankası gibi çalıştığını söyledin bana en başta. Dedin ki biz bir künye gibi düşünelim
bu yayınları. Böyle bir veri topluyorum, veri biriktiriyorum. İş insanlarının kim olduklarını, ne yaptıklarını özetle peş peşe koy. Bir kütüphane gibi çalışıyorsun aslında sen. Dolayısıyla yine kendi hikayemi anlattım. Fena olmadı ama her anlatının da bir karşılığı var elbette. O amaca hizmet etti diyelim. Tamam, iyi, sevindim. Kötü bir şey yaptığımızı biz düşündüm bir anda. Şimdi tabii sen 2010 yılından beri bu alandasın. Bir şirket kurdun mu? Serbest olarak çalışıyorsun? Şirketin varsa ne tür zorluklar yaşadın? Tırnak içinde soruyorum. Bir kadın olarak merak ediyorum neler yaşadığını. Çünkü kolay değil. Sen NTV olduğu zamanlardan ayrılıyorsun. Yani çok büyük bir kurumsal şirket, bizim hepimizin gıptayla izlediği, çalışmak için can attığı bir şirket NTV o dönemde. Şimdi de keza aynı şekilde. Böylesine bir büyük şirketten ayrılma kararını vermek, başka bir işe soyunmak, orada tutunmaya çalışmak hiç kolay olmasa gerek. Hangi sıkıntılarla karşılaştın ve nasıl aştın bunları? Çünkü vallahi gerçekten hiç kolay olmadı. Hani zaman zaman geriye dönüp baksam yine o kararı verir miydim? Yine kurumsal bir şirketle bağlarımı koparıp böyle kendi başıma uçmaya çalışır mıydım? Bazen şüpheye düştüğüm oluyor. Ama hani böyle kalbimin ferah ve iç sesimi sağlam duyabildiğim anlarda her zaman doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Çünkü bir kere aidiyet duygusunu sorgulamaya başladıktan sonra insanın mesleğiyle bağı da biraz zayıflamaya başlıyor. O bağ zayıfladıkça artık eskisi gibi bir performans sergileyememe gibi bir ihtimal de ortaya çıkıyor. Çünkü hani az önce konuşmayla ilgili örnek verdim ya, konuşmacı önce kendisi yaptığı konuşmaya inanması gerekiyor. Her kişinin de öncelikle yaptığı işe inanması gerekiyor. Ben yaşam yolculuğunu kariyerden ibaret görmedim, bir bütün olarak gördüm. Her şeyden önce mutsuz bir meslek, belki 35'imden sonra beni hasta edecekti. Yani bu da bir ihtimaldi. Stres biriktirmek de bünyem için çok zararlı bir şey. Sonra gelişmem bir yerde durmuştu. Yani o da insanları içten içe çok törpüleyen, çok yıpratan bir şey diye düşünüyorum. Yani hiç o şapkayı önümüze koyup acaba ben gelişiyor muyum demiyoruz ki, medyada gelişim ilk yıllarda çok hızlı gidiyor. Ondan sonra sen de biliyorsun, böyle bir hani ayak sürüyerek ittire ittire devam ediyor. Bir de şöyle bir şey oldu. Ben ayrıldıktan sonra biliyorsun medyada çok büyük bir değişim yaşandı. Ben gittikten sonra oldu. Ben ayak seslerinde oradaydım. Ben gittikten sonra oldu. Dolayısıyla kendi habercilik nasıl? Çöp oldun. Sen ayrıldığın için her şey oldu. Olanlar oldu. Keşke olmasaydı, kalsaydım da olmasaydı diyeceğim ama geliyordu gelmekte olan ve geldi. Ve medya çok değişti. Her şeyden önce biliyorsun kutuplaştı, haber yapış tarzı değişti. Ben kendimi biliyorum, zaten orada uzun süre kalamazdım. Yani öyle ya da böyle yollarımız bir şekilde ayrılırdı. Ama belki hani programlarda, farklı alanlarda yayıncılığa devam edebilir miydim? Belki olabilirdi. Ama ben eğitimlerde şunu çok sevdim. Bir insanın hayatına dokunuyorsunuz. Çok güzel yarenlikler geliştiriyorsunuz o birkaç saat içerisinde. Bunun doyumu da bambaşka. Yani onun yüzündeki aydınlanmayı görüyorsunuz. O ana kadar hep yanlış bilgilerle, yanlış bir şeyler denediği için özgüveni sarsılmış, ben bu işi yapamıyorum noktasına gelmiş. Oysa çok pratik çıkış yolları var. Birkaç bir şey söylüyorsunuz, birkaç bir şey deniyorsunuz. Kişinin yüzü aydınlanıyor. Onun kariyerine bir katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Öte yandan işte son dönemde biraz yayın işlerine girdim. Farkındalık, insan psikolojisi, bu alanlara çok meraklıyım. Hikaye anlatıcılığımı ve yayıncılık tecrübemi oralarda daha geniş kitlelerle paylaşıyorum. O da beni çok tatmin ediyor. Dolayısıyla
Bir de şeyi sormuştum, kariyerde hani iş yaparken yaşadığım zorluklar. Evet, ben hala bir basın emekçisi olarak görünüyorum. Yine medya sektöründen, basından emekli oldum erken bir yaşta. Ama bir dönem dışarıdan sürdürmem gerektiği bir gazeteye yazı yazarak yine faaliyetimi sürdürmem gerektiği yıllarımı tamamlayabilmek için. Bu esnada tabii ki şirket kurmak, yani birinden birini tercih etmemiz gerekiyor yasal prosedür gereği. Dolayısıyla ben hep freelancer gibi çalıştım bu alanda. Sağ olsun arkadaşlarımın çok güzel kurumları vardı. Onları aracılığıyla, onlara danışman olarak, onlara eğitmen olarak faaliyetlerimi sürdürdüm. Hep bu iş ortaklıklarıyla gitti. Atölye çalışmalarımda da şimdi yeni çözümler ürüyor, ortaya çıkıyor. Freelancer olarak sizi destekleyen bir şekilde orada da bir hukuksal zemin ortaya çıkmaya başladı. Keza yayıncılık için online olasılıklar çok fazla çeşitlendi. Ben gelecekten umutluyum. Kendi başımıza da, yani hani birileriyle işbirliği içinde olmak güzel ama olmadan da yapabileceğimiz bir takım çözümler ortaya çıkmaya başladı diye düşünüyorum. Daha da artacaktır. Çünkü pek çok insan bu şekilde iş yapmaya başladı. Evet, özellikle de pandemi bütün iş sistemini değiştirdi, bambaşka bir noktaya taşıdı. Artık her şey online'a taşındı. Pek çok kişi online iş yapar hale geldi. Kurumsal şirketler bütün işlerini neredeyse online'a taşıdılar. Bu pandemi döneminde senin işinde nasıl bir etki yarattığın ortaya çıktı? Yani şimdi Zoom toplantısı yapıyor pek çok kişi. Işığı iyi değil, kamerasını nereye koyacağını bilmiyor, toplantıda ekran karşısında nasıl konuşacağını bilmiyor. Bu şekilde talepler geliyor mu sana bu dönem için? Nasıl durumlar? Valla ben ilk başlarda bağlantılar açısından, network açısından pandemiyle birlikte biraz zorlandım. Ama online işler yaptığım alanda da kendimi çok rahat ve mutlu hissetmeye başladım. Çünkü hani o eskiden yayıncılıktan biriktirdiğim şey, kamera karşısında olmak bana çok rahat ve huzurlu geldi aslına bakarsan. Ben sevdim online'ı. Yani bir yandan kıstı, bir yandan imkanlar açıldı. İlk başta insanlar bunu önemsediler ama sonrasında çok dikkate almamaya başladılar. İlk toplantılarda ben de gerildim. Şöyle gerildim. Belli bir zaman ayırıyor danışanın, geliyor. Ya internetim koparsa, ya işte Zoom'u kullanırken teklersem, ya slaytlarımı seçemezsem, bazen ekranda takılıyor, geri çıkamazsam, bu tip şeyler oldu. Sonra bir baktım, karşı taraf bana yardımcı olmaya çalışıyor bir sorun yaşadığımda falan. Hep birlikte çözdük biz bence bunu. Yani hepimiz aynı şeyi yaşadığımız, aynı psikolojiden geçtiğimiz, aynı kaygılarla yola devam etmeye çabaladığımız için bir destek, dayanışma ve anlayış da ortaya çıktı. Yani ben o kurumsal havanın, şirketlerdeki ağırlığın online ortamlarımızda yok olduğunu düşünüyorum. Bir samimiyet getiriyor galiba, değil mi? Kesinlikle. O küçük küçük odacıklar, hani bir Muppet Show görüntüsü, hani öyle bir hicvedilmişti, hakikaten benziyor Muppet Show'un karelerine. Ama orada o küçük odacıklarımızda bir bütünü oluşturuyoruz. Sanki tek bir resmin küçük parçalarıyız ama bir tanemiz eksik olunca resim de eksik oluyor. Ben sevdim online'ı. Tabii ki yüz yüze iletişim çok başka bir şey ama çok zaman kazandırıyor. Pek çok alanda tasarruf ettiriyor. İnsanlar bir şekilde evlerinde yemek yiyebiliyorlar. Bu çok kıymetli. Ben iş yerinden ayrıldıktan sonra sağlıklı beslenmenin ne büyük nimet olduğunu, İş yemeklerinden kopup kendim evde ister dışarıdan hani getirtebilirim, ister kendim hazırlayabilirim ama en nihayetinde seçimimi kendim yapabiliyorum. Öbür türlü yıllarca bir şekilde karnımı doyurmak için bana sunulanla beslendim ve son derece sağlıksız beslendim. O yüzden böyle bir katkısı da olduğu zaman zaman evden çalışmanın insanlara diye düşünüyorum. Peki, Evdeki iletişim de tabii daha kuvvetli oldu. eğitimlerini böyle bu şekilde online veriyor musun? Peki nasıl gerçekleştiriyorsun?
Çoğunlukla online gidiyor. Talepler hep online geliyor zaten. Minik minik işte yüz yüze talepler de olmaya başladı ama sonra onlar da bir şekilde online'a dönüyorlar. Şirketler online devam etmek kararlılığı içindeler hala. Süreç bir süre daha belki yaza kadar bilmiyorum belki yılbaşına kadar böyle gidecek gibi görünüyor. Çözümlerimizi üretiyoruz bu arada. O da çok enteresan. Yüz yüzeyken işte bir şeyler gösteriyorduk. Bazı araçlardan yararlanıyorduk. İşte beden dilinde ayağa kalkıyorduk, egzersizler yapıyorduk falan. Fakat hani artık online yoga dersleri bile veriliyor. Biz de bir şekilde beden dilini nasıl yapacağız? İşte slaytlar üzerinden hikayeciliği nasıl çalıştıracağız? Bazen benim hikayecilik araçlarım var, kartlarım var, onları kullanıyorum. Onları dijitalde nasıl çalıştıracağız? Valla istenirse her şey oluyor. Yani insan yaratıcılığını kullanıyor. Bir şekilde online'da da aynı şeyin karşılıklı çözümünü yaratabiliyor diye düşünüyorum. Tabii iletişimcisin sen. Şimdi biz online iletişime geçince biraz afalladık. Yani yüz yüze iletişim başka, online başka. Gözlemlediğin neler var? Yani online iletişimde hangi yanlışlar var? Ya da komik durumlar? Ya da ne yapılmalı daha düzgün, daha iyi bir iletişim için? Hani yüz yüze olmasak bile online'daki iletişimimizi nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Şimdi genellikle benim çerçevem bir toplantıya katıldığım zaman derli toplu oluyor. Işığım derli toplu oluyor. Görüntüm daha derli toplu oluyor ve katıldığım bütün aşağı yukarı toplantılarda hep bunu ha, sen televizyoncusun, işte bu işin püf noktalarını biliyorsun, zaten ekranda iyi görüntü veriyorsun gibi takılmalar oluyor bana. En basitinden bunlara biraz dikkat edebiliriz. Yani tabii ki hepimizin bir arka fon, background dediğimiz şeyi hani çok ideal bir şey ortaya çıkarma gibi imkanı olmayabiliyor ama dar alanlarda da bir takım çözümler yaratılabiliyor. Bir parça bunlara dikkat edebiliriz. Arkası karanlık, yüzümüz aydınlık olursa daha güzel bir görüntü verme imkanı oluyor. Onun dışında artık kutuların içinde yapabildiğiniz kadar aslına bakarsan ama İletişimin temel prensipleri yine işliyor. Yine orada da hikaye anlatmanız gerekiyor. Yine orada da sıcak bakmanız gerekiyor. Empati kurmanız gerekiyor. Karşı taraf sizden ne bekler? Nasıl anlatırsanız dinler. Ne için geldi, ne almak istiyor? Bütün bu prensipler online'da da değişmiyor bana kalırsa. Aynı şeylere yine dikkat etmemiz gerekiyor. Ama görsel açıdan da hani pek fazla umursamıyorlar ama düzenlenebilir, bir parça daha iyileştirilebilir diye düşünüyorum. Minik bir ışık takviyesiyle birazcık işte o çerçeveyi ayarlamaya çalışarak daha derli toplu görüntüler olabilir. Çok güzel önerilerdi. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben röportajımın artık son kısmına geçmek istiyorum. Burada da malum kadın olma meselemiz var bizim. Kadın olarak pek çok sorunumuz var. Sen şimdi hem kendi işini yapan, freelance çalışan bir girişimci kadın olarak hem de kurumsalı deneyimlemiş, kurumsalda çalışmış bir kadın olarak iş hayatında kadınların durumlarını çok iyi gözlemlemiş ve hatta YouTube'daki kanalında bunları da değinen, aktaran yayınların da var. Değinen birisin. Bize anlatabilir misin? Sence kadınlar hangi sorunları yaşıyorlar ve bu sorunlar nasıl çözülebilir? Toplumsal cinsiyet eşitliği karnemiz malum. Neler yapılabilir? Bununla tamamlamak isterim. Şüphesiz bir sürü şey önerilebilir Tülay. Yani örgütsel olmak çok önemli, birlikte hareket etmek hepsi çok önemli. Ama ben meseleye kendimce hangi alanda daha fazla odaklandığımı ve hangi alana katkı vermeye, dayanışma adına katkı vermeye çalıştığımı anlatayım. Ben genellikle olayın psikolojik boyutlarına, yani kendi üzerimde bunları çok incelediğim için kadınların cesaretsizliğinin sebeplerini, özgüvensizliğinin sebeplerini, kendilerini zaman zaman demeyeyim aslında bilinçaltında çoğu zaman değersiz hissetmelerinin sebeplerini çok inceledim. Bunlar üzerine çok yazılar yazdım. İşte hikayeleri anlatıyorum, atölyeler yapıyorum. Burada bir farkındalık geliştirmeye çalışıyorum. Ben bunu iki ayaklı olarak görüyorum. Bir tanesi her şeyden önce
farkındalık. Yani orada bir sorun olduğunu, bir değişim ihtiyacı olduğunu fark etmek. Sonra gereken yüzleşmeleri yapmak ki burada hakikaten bir içsel cesaret gerekiyor. Ama bununla kalmamak, benim gibi o durakta, farkındalık durağında sürekli öğrenme, sürekli yeni şeyler katmak, bu da bir ayrı yetersizlik çarkı yaratıyor çünkü. Hep öğrenmek, hep daha fazla kendini geliştirmek durağında takılı kalabiliyor kadınlar. Artık eyleme geçme zamanı. Hele çağımız benim gibi freelance çalışan insanları, kadın girişimcileri dijital olanaklar anlamında çok destekliyor. Eyleme geçmek, cesur olmak, ben varım demeyi bilmek çok önemli. Elbette hatalarımız olacak, elbette çok beğenmediğimiz işlerimiz de olacak, paylaşımlarımız da olacak, başarısız olduğumuz yerler de olacak ama yılmamayı, biraz içimizdeki savaşçıyı bu anlamda, hani çatışmacı değil ama mücadeleci savaşçımızı ortaya çıkarmalı. Onun da biraz kendini göstermesine izin vermemiz gerekiyor. Evet, sloganlar çok güzel. Evet, paylaşımlar kadınlarla, kadının güçlenmesiyle ilgili paylaşımlar çok güzel. Ama önce, yani biz topluluk güruh halinde çok güzel hareket ediyoruz ama kendi evimizin önünü süpürmemiz gerekiyor. Orada tozlar var, halının altına iteklediklerimiz var. Onları bir temizleyip, bir dirilmek ve mutlaka ve mutlaka harekete geçmek. Ben yeni başlayan bu dijital çağın çok büyük fırsatlar içerdiğini düşünüyorum kadınlar için. Elbette bütün girişimciler için. Ama şöyle bir şey var, onu da en son nokta olarak söyleyeyim. Biz kadınlar olarak doğuştan iletişimciyiz. Hani uzun uzun girmeyeyim ama bebek olarak anne karnına düştükten sonra cinsiyetimiz belirlendiği andan itibaren yollar ayrılıyor erkek bebekle kız bebek arasında. Ve kadın, hakikaten kadın beyni iletişim kurmak, bağ kurmak için programlanan bir öğrenme makinesine dönüşüyor. Ve hayat boyu bu devam ediyor. Duygularımız daha kuvvetli, sezgilerimiz daha kuvvetli, bağ kurma becerimiz daha kuvvetli. Ve biz bence dijital mecralarda çok başarılı işler yapabiliriz. Ve buralarda da hikaye anlatıcılığından, iletişimci yanımızdan önemli ölçüde yararlanabiliriz diye düşünüyorum. Ve tabii önden giden arkadan gelenlere el verecek, ışık tutacak, örnek olacak, kucaklayıcı, kapsayıcı olacak. Ne güzeldi seni dinlemek. Bence yine buluşalım, yine konuşalım, biraz konuları açalım. Şimdi bunun formatı farklı olduğu için çok böyle konulara derinlemesine giremedik. Ama girmek gerekiyor, onu anlıyorum seni dinledikçe. Bu arada özellikle belirtmek isterim. Arzu'nun hem Instagram hesabında hem de YouTube kanalında çok güzel içerikleri var bu konularla ilgili olarak. Özellikle YouTube kanalındaki Hayata Uyanış YouTube kanalının ismi, kitabıyla aynı ismi taşıyor, Hayata Uyanış şeklinde. Oradan mutlaka dinlemenizi, podcastlerini dinlemenizi tavsiye ederim. Instagram'da da yine çok güzel paylaşımları var. Çok güzel bir söyleşi oldu Arzu. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Yine yapalım. Bildiklerimizi akıtmak bizim görevimiz. İstediğin zaman yine buluşuruz. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz.